Aşağıdaki nokta grafiği 14 servis şoförünün günde kaç saat araç kullandıklarını göstermekteymiş. Her nokta bir servis şoförünü ifade ediyor. Örneğin bu şoför günde 1 saat araç kullanıyormuş. Buradaki 2 şoför günde 2 saat, bir tanesi 3 saat. Buradaki 5'i de günde 7 saat araba kullanıyorlarmış. Aşağıdakilerden hangisi günde 6 saat araç kullanan servis şoförünün bulunduğu en yakın yüzde birlik için iyi bir tahmindir diye sormuşlar. Burada ee, bazı seçenekler görüyoruz. Soruyu bir kere daha okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi günde 6 saat araba kullanan servis şoförünün bulunduğu en yakın yüzde birlik için iyi bir tahmindir? Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu seçeneklerden hangisinin günde 6 saat araç kullanan servis şoförünün en yakın %1'liği için en iyi tahmin olduğunu kendi kendinize bulmaya çalışın. Peki, grafik üzerindeki şu noktadan bahsediyoruz. Şimdi %1'lik dedikleri zaman hemen not edeyim yüzde birlik söz konusu olan miktarın, evet bu arada yüzde birliği iki şekilde hesaplayabilirsiniz. Bunlardan ilki bu, evet bahsi geçen miktarın altında kalan yani ondan küçük olan verilerin yüzdesi. Diğeri ise söz konusu olan miktara eşit ya da ondan küçük olan verilerin yüzdesidir. Şimdi buradaki nokta söz konusu olduğunda bundan küçük olan noktaların yüzdesinin kaç olduğunu bulmamız gerekecek her durumda. Hemen sayayım. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 tane. Evet 14 noktanın 7'si 6 saatten azmış. Eğer birinci yöntemi kullanırsak 14 noktanın 7'si yani 7 bölü 14'ü 6 saatten azdır diyebiliriz. Ve tabi bu da %50'ye eşittir. Yani 6 saat 50. %1'liktedir diyebiliriz. Ama... Eğer söz konusu olan miktara eşit ya da ondan küçük olan verilerin yüzdesine bakacaksak hesaba bu noktayı da katıp 14 noktadan 8'i olarak hesaplamamız gerekir. 8 bölü 14. Evet bu da 4 bölü 7'ye eşit değil mi? Bu da bir bakalım 4 bölü 7. 4'te 7 yoktur. 0 koyuyorum. Virgül 40'da 7 5 kere var. 5 kere 7 35. 40 eksi 35 5. 50'de 7 7 kere ve 7 kere 7 49 eder ve bu bölmenin sonucu da yaklaşık olarak 0,57'dir. Evet bu iki sonuç da günde 6 saat araç kullanan şoförün bulunduğu yüzde birlik için doğru tahminlerdir. Önemli olan 6 saatin bu hesaplamaya dahil edilip edilmeyeceğine karar vermek. Çünkü buna göre cevap ya 50. ya da yaklaşık olarak 57. yüzde birlik olacak. Seçeneklere bakın olursak bulduğumuz sonuçlara en yakın yüzde birlik 55. yüzde birlik. 55, 57'ye daha yakın olduğu için bu soruyu yazanların 6 saati de hesaplamaya dahil ettiklerini tahmin ediyorum.